Azize. Anne. Azize. Niye uyanıksın bu saatte? Uyuttular mı ki Hızırlar? Kıyametler koptu. Birbirlerini yemelere duyamadılar. Kızlar mı? Kızlar da Ali Kemal'da. Artık hiç hükmüm kalmamış benim kızım. Bir izahat bile vermediler bana. Anne kusura bakma ne olur. Ben şimdi bakarım onlara. Hadi sen de yat artık. Ali Kemal nerede? Bana bakın kavga küslük vakti değil. Açın kulağınızı beni iyice dinleyin. Teğmen Leo yakalanmış. Eğer sizin de bir alakası olduğu anlaşılırsa... Anlaşılması için elinden geleni yapmış Yıldız Hanım. Teğmen Leo'nu o ihbar etmiş zaten. Doğru mu bu? Kızım doğru mu bu? Doğruysa ne yapacaksın? Evden mi kovacaksın beni? Bana bak yetti senin bu hallerin, sesini yükseltme bana. Teğmen Leo'nun yakalanması ne demek biliyor musun? Beni ha? Hiç alakadar etmiyor. Farkında mısın neticelerini? Böyle mi alıyorsun hıncını Yıldız? Ha? O gece konakta olanların acısını böyle mi çıkarıyorsun kızım? Sen benim aşağılanmamın sebebini biliyor musun? Hı? Bilmiyorsun tabii. Senin bu masum, bu vatansever, bu ahlak bekçisi kızın yüzünden zaten. Ne diyor bu? Bakma bana öyle hiç. Sor anlatsın kendisi. Bir şey söyleyin delirtmeyin beni. Azize. Konuşacağım ikinizle de. Azize. Kardeşin nerede? Allah bilir nerede olduğunu. Sen bileceksin efendim. Kardeşin o senin. Mukayyet olacaksın. Değil. Kardeş kardeşe bunu yapar mı hiç? Yok benim artık öyle bir kardeşim. Bana bak. Bana bak derhal lafını geri al. Dünkü imanda zinhar bir daha duymayacağım. Senin kardeşinle Teğmen arasında bir şey olamaz. Öyle mi? Niye? Zat-ı şahaneleri böyle bir şeye tenezzül etmez değil mi? Hep en kıymetlisi o değil mi? Bıktım ben artık sürekli ona iltimas geçirmesinden. Bıktım artık ben sürekli kabahatli çıkmaktan. Yıldız edebini takın yeter. Yeter. İftira ediyorsun kardeşine. İftira ha? İyi öyle olsun. Sen kızını müdafaa etmeye devam et. Her zaman yaptığın gibi. Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım yarabbim sen sabır ver bana. Yıldız Hanım buyurun. Buyurun. Daha iyisiniz değil mi? Bunlar Osmanlı kalıntıları. Merak etmeyin yakın zamanda Semirne'yi bu artıklardan temizleyeceğiz. Size bir soru sorabilir miyim ağabey? Lütfen ne isterseniz. Temenni onu size kim ihbar etti? Neden buluşmak istedin? Seni şu an tutuklayabileceğimi biliyorsun değil mi? Menfaatlerin gereği bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz. Bu menfaatimin ne olduğuna göre değişir. Teğmen Leon'un yerini söylesem... bu kâfi gelir mi? İtiraf edeyim bu teklifi reddedemem. Teğmen nerede? Kaçacak. Eğer hazırlıkta olursan elinle koymuş gibi bulacaksın Teğmen'i. Bu malumat karşılığında sen bir şey istemiyor musun? Benim isteğim Teğmen'in yakalanması. Bizim bugün burada konuştuklarımız aramızda hiçbir hukuk da olmaz. Anlaştık. Detayları ver. Bunun için merak ediyorsunuz.
Çünkü herkes Teğmen'i benim ihbar ettiğimi düşünüyor. Küçük hanım. Ne kadar yalnız, ne kadar tek başınıza olduğunuzun farkında değil misiniz? Farkındayım. O halde bırakın size yardım edeyim. Sizin yardımınızı istemiyorum. Bir kez daha düşünün. Bizim hayatımıza ne kadar özendiğinizin hepimiz farkındayız. En azından bu konuda yardım teklifimi geri çevirmeyin. Hele içinde bulunduğunuz şartları düşünecek olursak direnmemenizi tavsiye ederim. Yardım teklifiyle neyi kastediyorsunuz? Her şeyi. Her şeyi, ne isterseniz. Babamın malumatı var mı burada olduğundan? Babanız meskul. Zira neyle meskul olduğunu öğrenmek için bilhassa sizden yardım istiyorum Yıldız Hanım. Benim. Bu da mı gelecekti başına? Rabbim, sen Azize mi kor? Abi, anneme bir şey olmaz değil mi? Bu halin Yıldız. Ne işin var senin askerlerle? Onlar kurtardı beni. Onlar aldı elinden. Peki annemden haberin var mı? Bir şey söylediler mi? Ne oldu ki anneme? Malumatın yok demek. Sana ne oldu söylesene. Seni alakadar etmez. Sen gelsene benimle. Bana bak Yıldız. Yüzüme bak. Kim yaptı bunu sana? Sana ne? Ha? Size ne? Kim yaptıysa yaptı. Çok da umurunuzdaydı değil mi? Ne yapacaksın öğrenince? Onu da mı kaçırtacaksın? Ben istemiyorum artık sizi Ali Kemal. Ben istemiyorum, düşün artık yakamdan. Ben nefret ediyorum artık sizden. Bana bak Yıldız. Bana bak. Annemi kaçırdılar. Sana saldırdılar. Bir mukayyet ol kendine. Bir de seninle uğraşmayalım. Unutup durma inanın etrafında. Senin yanında mı durayım Ali Kemal? Ha? Ne sıfatla? Benim bütün hatalarımın sebebi sendin demiştin. Ha. Öyle demiştin. İşittin demek. Ben duymadın zannetmiştim. Duyduğuna duymazdan mı geldin? Artık hata yapma Yıldız. Çok geç. Çok geç Ali Kemal.